Arkadaşlar merhaba. Akfen Yenilenebilir Enerji'nin bilançosuna bakacağız. Tabii ne kadar veri varsa ona bakacağız arkadaşlar. Şirket çok olmadı. Halka açık açılımı. Evet, net işletme sermayesinde açık var şirketin. Bu ne demek arkadaşlar? Şirket randımanlı çalışamıyor demek yani sevgili arkadaşlar. Net borç bir çeyrekte 85 milyon artarak 8 milyar 675 milyona yükselmiş. Net yabancı para pozisyonuna bakalım. O da 1 milyar 14 milyon artıdaymış. O da öz kaynakların %5'ine denk geliyor. Dolayısıyla dövizdeki yükselişin etkisi sınırlı olur. Yani çok da fazla bir şey olmaz. Nakit akışına bakalım. Nakit akışında şu an için sorun yok. Yatırım yapmış mı herhangi bakalım. Bütün işine çıkan. Evet, bir miktar yatırım gözüküyor. 76 milyon. Bu stok alımından da kaynaklanabilir. Onu kendiniz araştıracaksınız. Yatırım yapsa da çok ciddi bir yatırım da değil zaten. Şimdi gelelim faaliyetlere arkadaşlar. Esas önemli olan burası. Şimdi geçen sene bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %42.4 hasılat yaparken şu anda bu oran ne olmuş? 47.7'ye gerilemiş. Bir miktar hasılatta gerileme olmuş. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %29.6 oranında bir fabrik üretirken şu anda 23.6'ya gerilemiş. Yani hem hasılat hem fabrik geçen yıla göre gerilemiş arkadaşlar. Net kâra bakalım. Geçen yıl bu zamanlar %39.9 oranında zarar yaparken şu anda %72.2 oranında bir net kar yapmış. Yani 3.376.902.000 lira net kar var. Peki bu net kar nereden gelmiş? Yani faaliyet karı 1 milyar 105 milyon, net kar 3 milyar 375 milyon. Arkadaşlar faaliyet dışı gelirleri var şirketimizin. Ve vergi geliri var. Faaliyet dışı gelirle vergi dahil 3 milyar 20 milyonluk bir fiktif kar yapmış arkadaşlar. Aslında bunları çıkarsanız şirketin karı 357 milyon, 360 milyon bir şirketin karı var. Yani şu 3 milyar, buradaki 3 milyar 376 milyonun 3 milyarı fiktif kardan oluşuyor. Bu ertelenmiş vergi tahsil olabilir. Burada da ileriki dönemde çok büyük sıkıntı yaratır. Sevgili arkadaşlar, bir de dediğim gibi ertelenmiş vergi var. Evet. Şimdi o zaman ne diyoruz? Bunu olumlu görmüyorum ben. Bu da olumsuz benim nazarımda. Çünkü faaliyet dışı olduğu için yani her zaman sürdürülen bir şey değil yani arkadaşlar. Her zaman papaz pilav yemez gibi bir şey. Yani bu vergi tahsil olursa zaten sıkıntı büyük olur. Artı kar da fiktif yani. Şimdi yeniden değerlendirme yapmış mı? Evet, yeniden değerlendirme yapmış. Geçen yıl gitmiş %154 yapmış. Bu sefer %263 değerlendirme yapmış. Bu hangi enflasyonu kullandı onu da bilmiyoruz arkadaşlar. Bu devletin enflasyonu 60. Hadi en yakın enflasyonu 100. Sen %263 değerlendirme neye göre yaptın? O da muamma yani bilmiyoruz. Bir yıl içerisinde nasıl %263 oranında bir değerlendirme yaptı. Bunu pek ben doğru bulmuyorum arkadaşlar. Doğru olduğunu da düşünmüyorum ama şirket yapmış neyse. Yapmış. Çeyreksel öz kaynak büyüme geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyrekte %114 büyürken şu anda ne yapmış arkadaşlar? %355 büyümüş. Yıllık öz kaynak büyümesine bakalım. Geçen yıl bu zamanlar %177.7'ymiş. Bunda enflasyon muhasebesinin etkisi var. Şu anda da %88 bir büyüme kaydetmiş. Dediğim gibi bu tamamen hayali bir büyüme. Yani aslında onu da size söyleyeyim. Kabul edersiniz, etmezsiniz. Benim bakış açım bu. Ama her şeye rağmen defter değerini 20.06 oranında çoğaltmış. Biz de bunu böyle kabul edelim. Yani öyle söyleyelim. Diyelim ki doğrudur yani. Varsayalım senin yaptığın şey doğru. Yanlış ama doğru. Hem değerlendirmen hem karlar her şey fiktif. Yani doğru bir şey yok burada yani. Burada bir göz boyamadan başka bir şey yok diyelim. Yani
Öyle mi diyelim? Ne kadar? %263 büyüme nasıl olur ya bir yılda değerlendirme yaparsın? Devletin niye diğer şirketler yapmıyor bu kadar değerlendirme? Sen yapıyorsun. Yani yapmış ama yani yapmış. Yapacak bir şey yok. Neyse. Şimdi en düşük fiyatı ölçemiyoruz. Tarihsel FK ile cari FK'lara bakalım. En düşük FK'sı daha önce 20.75'miş. Şu anda 5.75. 5.35'te dibini test ediyor. 5 yılın en düşük piyasa değeri defter değeri 1'miş. Şu anda 1.20 sevgili arkadaşlar. 1 değilse bile biz 1 kabul ediyoruz. Çünkü emsalleri 1'in altındaydı. Biz de sen de olsaydın 1 olur dedik. Olay bundan ibaret. Halka açıklığı 29 ideal bir rakam. Fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi de 4.71 olmuş arkadaşlar. Zirve fiyatı 31.78, zirvesinden %24.48 oranında aşağıda. Bir önceki çeyrekte 20.48'miş, orada da %17.19 aşağıda. Aslında enflasyonu düşersek %15 enflasyonu, %2 yatırımcısına reel anlamda para kazandırmış. Yani sonuçta kaybettirmemiş. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız. Defter değerimiz %88 büyümeyle ki bu asla böyle bir büyüme olmayacak. Onu size söyleyeyim. Çünkü büyüme fiktif. Farz edelim oldu. 20.06'yı biz %88 oranda çoğaltırsak ne kadar sürede 31 lira olur? O da 3 ay çıkıyor. Gayet de güzel bir rakam çıkıyor. Yine şirketin getirisiyle enflasyon ve faiz getirisini kıyaslayalım. Defter değerimiz 20.06. Bunu %88 oranında çoğaltırsak bir yıl sonra şirketin ortağı olarak öz kaynaklarından dolayı kazancımız 17.66 olacak. 17.66'yı kazanmak için şirkete ne ödüyoruz? 24 lira. Bu 24 lirayı şirkete değil de faize yatırsak 12 lira. 24 kuruş yine bu 24 lirayı şirkete değil de herhangi bir durum varlıklarsak 12 lira 96 kuruş kazancımız olacak. Dolayısıyla şirket alternatif getiri yenmiş. Alternatif getiri şirketin getirisinin 0.73 katı olmuş. Şimdi böyle şeylere biz olmamış demiyoruz. Evet olmuş ama fiktif olmuş. Yani sonuçta büyütmüş bir şekilde. Dolayısıyla fiktif olduğu için bizim şu büyümenin sürdürülemez olacağı kanısı bizde hakim. Bu sürdürülemez yani bunu söyleyeyim size. Dolayısıyla buradan ciddi bir iskonto yapmak lazım. Nereden yapmak lazım? Şuradan. Eğer fiyat burada olsaydı da biz aynı şeyi konuşacaktık. Bakın diyecekti ki fiyat burada. Fiyatı değiştirelim. Fiyat bu olsaydı şirketin getirisi de enflasyon getirisi aynı olacaktı. Ve biz ne yapacaktık arkadaşlar? O zaman değerinde diyecektik. Şu noktadan %30 iskonto isteyecektik. Ki o da sanırsam şu anda 24 lira, evet 22 lira falan civarında iskonto olmuş olurdu. Ancak bu büyümeler fiktif olduğu için ben 20 liranın üstünde her türlü burada bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani en az onu söyleyeyim. Kişisel olarak ben yani 19.62 demiş. Ben buradan almayı da tereddüt ederim. Ya halka arzı 9 lira 93 kuruş olmuş arkadaşlar. Daha bir yıl bile olmadı değil mi? Bir yıl olmadı. Şirket ciddi bir prim yapmış. Ta 30 liraya kadar gitmiş. Dolayısıyla burada bir ben her zaman bu tür şirketlere mesafeliyim arkadaşlar. Şirket iyi olabilir, büyüyor olabilir ama büyümeler bana hayali geldi. Dolayısıyla ben burada pozisyon almak istesem kişisel olarak söylüyorum. Kafanız rahat olacaksa, uykunuz rahat olacaksa 19.5 18, 17 oralarda belki pozisyon alabilir. Ama buralardan pozisyon almak risk almaktır. Risk de sizin, para da sizin. Dolayısıyla ben risk alırım buradan 24 liradan tekrar 31'e gider. Veya FK düştü, piyasa değeri defter düştü falan diyenler olabilir. O şekilde üstüne zıplayanlar olabilir. Daha da tekrar eski zirvesini geçip tazeleyebilir. Yarın açılışta abidik gubidik vatandaşlarla gerçekten piyasada temel analiz olarak bakan arkadaşlar arasında bir savaş yaşanacağı kanısındayım. Ama FK düştüğü için piyasa değeri, defter değeri işte bir takım şeyler düştüğü için muhtemelen yukarı açabilir diye düşünüyorum. Ancak bu sizi yanıltmasın. Her giden doğru gitmez. Size onu da söyleyeyim. Bir iki çeyrek sonra zaten her şey meydana çıkar. Gerçekten ne oldu?
sevgili arkadaşlar. Şimdi tabii yarın işte bu kadar, yani ben beğenmedim. Olmamış diyorum ben. Buna öyle açıkça söyleyeyim ben. Bu olmamış. Yani bu bilanço. Bize ışık vermiyor bilanço. Peki olması için ne olması lazım? Yani yarın tavan yaparsa bu sözünden geri dönecek misin diye sakın öyle yazmayın. Ben fiyatın nereye gideceğini bilmiyorum. Fiyatla ilgilenmiyorum. Hiç umurumda değil. Yani fiyat buradan 24 liradan 31 lira gitmiş, 3000 lira gitmiş, 5000 lira gitmiş. Ben ilgilenmiyorum bununla. Bunun arkasına da düşmem. Sorgulamam da. O başka bir şey, arkadaşların işi. Dolayısıyla arkadaşlar burada alırlar, satarlar, tutarlar, götürürler, getirirler. Benim işim değil. Ben fiyat alıp satmıyorum. Değer alıp satıyorum. Dolayısıyla buradaki fiktif karlardan dolayı bunun için olmamış diyorum. Yani öyle söyleyeyim. Yani ben buradan en az bu öz kaynaktan 20 milyardan 17 milyar falan düşmem lazım. Olması için. Öyle söyleyeyim yani. Dolayısıyla bu sıkıntı yani. Benim için sıkıntı. Hani siz maliyetiniz düşüktür taşımak istesiniz. Sizin bileceğiniz iş. Ama benim yazarımda bu bilanço hayali bir bilanço. Dolayısıyla yani alırsanız, satarsanız, tutarsanız dikkatli olmanızı istiyorum. Ben olsam dediğim gibi 17-18 o civarlarda belki pozisyon alınabilir. Belki diyorum. O da belki zirvesinden aşağı düştüğü için yeterince orada belki. Ama bir sonraki bilançolarda maalesef bu büyümelerin daha da aşağı geldiğini hep birlikte göreceğiz. Dolayısıyla ben dikkatli olmanızı öneriyorum. Bundan sonra karar sizin, alırsınız, satarsınız, tutarsınız. Sevgili arkadaşlar, karar sizin. Çünkü bu tür absürt bilançoların nasıl tepki vereceğini kimse bilemez. Yani bu yarın tavan yapar mı? Yapar. Onun için hiçbir şey diyemiyorum. Para sizin, kazanç da sizin, kayıp da sizin. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olursanız, bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.